Evet. Hadi ama lütfen. Hey Nasya, ben Diana'nın arkasında olsaydım. Ne edeceğim? Umurumda değil. Kızlar biraz sabırlı olsanıza. Diana, sen lider olduğuna göre tuvaletlere daha fazla ayna koyman gerekiyor. Bu şekilde aynalar bize yeterli gelmiyor. Ayrıca aynaların boy aynası olması gerekiyor. Değil mi? Kızlar, buraya boy aynası koyulacak olursa eğer vaktimizi sadece burada geçirmeye başlarız. Hadi Nasya, sıra var. Seni bekliyoruz. Tamam Yana, daha ruşumu açmadım. Dur biraz. Kızlar, bizim tuvalete gitmemiz lazım. Yukarıdaki dolu. Orada ruj sürüyorlar. Duydunuz mu? Sanırım aynanın önünde tartışıyorlar. Açın kapıyı. Arkadaşlar, siz de makyaj mı yapacaksınız? Tamam, gidelim. Antrenmana gitmeliyiz. Çabuk. Sonunda. Smile, sana söyledim. Tuvaleti ben kullanmalıyım. Evet kızlar, şimdi antrenman yapacağız. Haklısın. Tavşanların da antrenmanı var. Basketbol oyuncuları da orada olacaklar. Kesinlikle. Kızlar, önemli olan güzellik değildir. Önemli olan daha bir şekilde antrenman yapmak. Biliyorsunuz erkekler saçımıza değil antrenmanımıza bakacaklar. Peki, peki anladık. Gidelim. Aa kızlar, baksanıza. Kurbağa takımı da bizimle birlikte antrenman yapacakmış. Evet, kurbağalar dikkat çekmek istiyorlar değil mi? Ayrıca taklitçilik yapıyorlar değil mi? Kızlar, boşverin öyle olsun. Herkes bizimle aynı olmak istiyor. Ah eminim. Siz havalı olduğunuzu falan sanıyorsunuz ama biz daha havalıyız. Değil mi kızlar, söylesenize. Havalıyız. Belki havalı olabilirsiniz ama neden bizi taklit ediyorsunuz söylesenize. Diana, merak etme. Ne olursa olsun biz daha iyiyiz. Kesinlikle. Şimdi antrenmanınız olacak. Bu ezikler doğru düzgün çalışsa harika olur. Hey, biz ezik değiliz. Ben sadece sizi motive etmek için öyle söyledim. Tavşanlar çok havalı. Tavşan takımı kazanacak. Hadi. Kurbağalar en havalı. Kurbağa takımı kazanacak. Hey. Tamam kurbağalar, antrenman yapacağız. Lütfen bağırmayın ve buradan uzaklaşın. Evet, biliyorsunuz antrenman yapabileceğiniz başka bir yer daha var. Niye buradasınız acaba? Bizim olduğumuz yere geliyorsunuz. Gerçekten bu anlamsız. Tamam kızlar, bizim artık onları yenmemiz gerekiyor. Evet kızlar, başlayalım mı? Tavşanlar en havalı. Tavşan takımı kazanacak. Hadi. Kızlar, şimdi sıra bizde. Biraz yüksek sesle bağırmalıyız. Hey hadi. Kurbağalar en havalı. Kurbağa takımı kazanacak. Hey. Kızlar, nasıl bağırılacağını onlara göstersek iyi olur. Tavşanlar en havalı. Hadi. Arkadaşlar baksanıza, kurbağa takımı tavşanları geçmek için nasıl evet, da çalışıyor. Kurbağalar çok zayıf. Arkadaşlar tabii ki onlar zayıflar. Bizim kızlar profesyonel. Biz de tavşanlara tezahürat yaparız. Tavşanlar. Haydi. Tavşanlar mı? Hadi. Sizin de bağırmanız şart mıydı anlamıyorum. Burada ne yapıyorsunuz? Arkadaşlar, siz antrenmanımıza karışmamalısınız. Tavşanlar. Basketbol oyuncular ne kadar kaba erkekler. Devam edelim. Ama bizim erkekler bizi tutuyor. Çok mutlu oldum. Tavşanlar çok havalı. Tavşan takımı kazanacak. Tavşanlar harika. Tavşan takımı süper. Tavşanlar kazanacak. Hadi. Tavşanlar çok havalı. Tavşan takımı kazanacak. Tavşanlar harika. Tavşan takımı süper. Tavşanlar kazanacak. Hadi. Amigo kızlar antrenman yapıyor. Biz de kafedeki yeni çocukla takılalım. Marusya ne olmuş yani? Onunla biraz flört etsek sorun olmayacaktır. Kızlar, bence onlar uzun süre çıkamazlar. Nasıl hep okula ekiyor. O çocuğun düzgün birisine ihtiyacı var. Tamam gidelim. Tamam Julie, pencereyi kapat gidelim. Hadi bakalım Nasya. Aa, erkek arkadaşını ele geçireceğiz. Evet ama umarım Diana bizi üzlemez. Julie, sen ne diyorsun? Bu fotoğraf. Gidelim. Evet, böyle olması beni çok şaşırttı. Oldukça garip. Merhaba Ars. Sen ne yapıyorsun? Evet, nasıl gidiyor? Merhaba kızlar, hiç kimse yok. O yüzden ders çalışıyorum. Sipariş vermek ister misiniz? Hadi söyleyin bakalım. Aslında biz sadece uğramıştık. Okulun yarısı yok. Amigo kızlar antrenman yapıyorlar. Bizim de canımız sıkıldı. Seni görmeye gelmek istedik.
Senin de mi canın sıkılıyor? Hayır kızlar, ben sıkılmadım. Siz bir şey istiyor musunuz? Sipariş verecek miydiniz? Size güzel bir kahve yapsan nasıl olur? Acaba bu mümkün mü? Aslında sürekli amigo kızlara yaptığına göre bize yapabilirsin. Evet, o özel kahveden içmek istiyoruz. Lütfen bize de yap. Bakın kızlar, eğer benimle bir şey yapmaya geldiyseniz hiç başarılı olamayacaksınız. Çünkü ben artık Nasya'ya çıkıyorum. Hayır, flört etmiyoruz. Sadece kahve yap. Parasını da sonra ödeyeceğiz, hadi. Hayır, böyle olmaz. Para vermeyecekseniz size kahve de yapamam. Daha önce kafede çalıştığım dönemde öğrenciler benden sürekli para aldılar. Biz onlar gibi değiliz. Evet, öyle kötü şeyler yapmayız. Sana paranı geri vereceğiz. Hey, biliyorsun kahve pahalı değil. Kosya, başka bir okula geçmek istiyorum. Kosya, benim dayanmam imkansız. Dayana sürekli Smile'la birlikte geziyor. Dima, Smile'la gezmiyor. Bak, Dayana amigo kız. Kosya, sence bu egzersiz olabilir mi? Gerçekten saçma. Ama hayatta çok farklı şeyler de olabiliyor. Sence bir gün o benimle evlenir mi? Bilmiyorum Dima. Bana kalırsa Dayana ile çok güzel bir çift oluruz. Dima, istersen futboldan bahsedelim. Hey futbolcular. Biraz para verir misiniz? Arkadaşlar, size yarın öderiz. Ailem bana bisiklet ve kask alabilmem için para vermişti. Biz geri vereceğiz. Sadece pizza almak istedik. Durun arkadaşlar, zaten 100 dolar evet, borcunuz var. Evet, benden 300 dolar borç almıştınız. Arkadaşlar, o bir yıl önceydi. Nasıl hala hatırlıyorsunuz futbolcular, acaba? Futbolcular, siz çok cimrisiniz. Hey hadi arkadaşlar, gidelim. Gidelim. Hep borç istiyorlar. Kosya, onları aldırma. Bana düşünceni söyle. Dayana benimle evlenir mi? Bence hayır. Kosya, göreceksin, evlenecek. Tamam arkadaşlar, hadi gidip yeni çocuktan pizza yapmasını isteyelim. Bence yapar. O bize bedava vermez ki. Parasını yarın geri ödeyeceğiz. Bunu anlatırsak verebilir. Hadi gidelim. Tamam, gidelim. Hey, hey merhaba. Bu da ne böyle? Cici. Aa, merhaba arkadaşlar. Artem'le burada oturuyorduk. Cici, neden o çocuğun yanında acaba? Julie. Arkadaşlar, ona ödevine yardım ettik. Dur. Patrick, bütün bunlara rağmen bize kahve bile yapmadı. İnanır mısın? Gerçekten çok cimri. Arkadaşlar, acaba kahve alabilir misiniz lütfen? Arkadaşlar, biz buraya bedava pizza istemeye geldik. Parayı sonra vereceğiz. Evet, biraz konuşabilir miyiz? Pizza, ben de istiyorum. Evet arkadaşlar, dinliyorum. Şu an burada sosisli pizza var. İsterseniz hazırlayabilirim. Hangi pizza olduğu fark etmez. Ne varsa olur. Tüm pizzaları severim. Domates soslu olsa da olur. Gençler, lütfen masaya sakız yapıştırmayın yeter. Siz temizlersiniz ama. Hey süper. Demek ki bize pizza verecek. Bu çok ama iyi. Ama nasıl ödeyeceğiz? Parayı yarın bahşişle birlikte öderiz. Evet arkadaşlar, pizzanız. Ücretini hemen ödemelisiniz. Ne? Parasını sonra verecektik. Sen ne dedin? Bak, parasını yarın bahşişle beraber olmaz vereceğiz. Arkadaşlar. Böyle pizza vermem. Size söyledik, kahve bile vermedi. Neden pizza verecek ki? Pizza alamadık. Kızlar, siz gerçekten harikasınız. Süpersiniz. Hadi bir şey yapalım. Belki bize pizza verirler. Lütfen. Evet Cici, bence zaten sana bakıyor. Patrick, ne? Biz flört etmeye çalıştık, olmadı. Kızlar, bunlar benim sinirlerimi bozuyor. Onlarla konuşmam lazım. Gidiyorum. Aa, hadi Dayana. Aa, Dayana geliyor. Hey, onunla konuşalım bakalım. Gerçekten bu kadar devam edecek mi? Hep taklitçilik yapmaya çalışıyorsunuz. Dayana, antrenman yapıyoruz. Burası ortak alanımız. Biz sizinle antrenman yapabiliriz. Niye bizim başka yerde antrenman yapmamız gerekiyor ki? Ayrıca basketbol oyuncuları var. Biz burada çalışmak istiyoruz. Hepsi basketbol oyuncuları antrenmanınızı izlemiyor. Dayana, neler oluyor? Hiç, sadece dediklerimi anlamak istemedi. Peki şimdi ne yapacağız? Ne yapacağımızı biliyorum. Bizim basketbol oyuncularının buraya bakmasını sağlamamız lazım. Bu nasıl olacak acaba? Aa, düşeceğiz. Ne diyorsun? Gerçekten düşeceğiz. Birlikte. Ben? Aa, sen değil. Artık son antrenmandayız. İşimiz bitmek üzere. Evet doğru, işimiz bitiyor. Son kısım harika Başlıyorum. Olacak. Başlıyorum. Başlayalım. Basketbolcular harika. Hepsi havalı. Bizim basketbolcular kazanacak. Hey, yaşasın. Bizim takım kazanacak. Bakın, benim hareketlerimi çok sevdiler. Yaşasın. Ne? Ne yaptığınızı sanıyorsunuz? Siz hangi takımı tutuyorsunuz, unuttunuz mu? Gerçekten siz niye bunu yapıyorsunuz? Evet kızlar, ne yaptığınızın farkında mısınız? Sorun nedir söylesenize. Gerçekten çok sinir bozucular. Dur, sakin ol. Galiba üzüldüler. Yakında bizim kim olduğumuzu iyi anlayacaklar. Kızlar, basketbol oyuncularıyla konuşalım çabuk.
Smile, böyle bir şey nasıl olabiliyor? Bir amigo kız takımı olmasından memnundum. Bu daha iyi. Sizin amigo kızlarınız biziz. Kurbağalar diye biliyorsunuz. Bu ne demek oluyor? Söyle, ne oldu? Benim bir suçum yok. Ayrıca biliyorsun, desteklenmek her zaman iyidir. Max. Layla, havalı basketbolcuların bir sürü hayranı olabilir. Bunu anlaman gerekli. Smile, yapma. Anlamıyor musun? Bu kızlar taklidimizi yapıyorlar. Çok saçma. Bence onlar kör değiller. Kızlar destek alıyor. Mutlu olmuşlar. Ha, olamaz. Ne dendiğini sanıyorsun? Bizim iki amigo kız takımımız olabilir. Sorun demek ne? Demek böyle olması hoş geliyor. Smile, ayrılmak istiyorum. Ama neden? Çünkü bu kurbağalar amigo kızlarınız oldu. Ben böyle devam edemem. Max, bizim ilişkimiz bitti. Tamam. Bizimki de bitti. Tamam Bros. Ama biz de bir şey yapmadık. Biz basketbolcularız yani. Artık sizin amigo takımınız olmayacağız. Hadi. Tamam. Aa, yaşasın. Artık kurbağalar size amigo kızlık yapabilirler. Biz artık kendimize başka basketbolcular bulacağız ve onları tutacağız. Olmaz. Artık basketbolcular bizim. Kurbağalara iyi şanslar dileriz. Olamaz. Böyle bir şeye izin vermemeliyiz. Arkadaşlar, ne yapacağız? Kızları bulalım. Bizi affetmeleri lazım. Kurbağalar, sakın peşimizden gelmeyin, tamam mı? Ben Smile'e çok sinirliyim. Ben Bros'a kızgınım. Hey, biraz zaman verin. Smile, seni kaç kez affettim. Bu konuda biraz düşünmem gerekli. Arkadaşlar, lütfen videomuzu beğenmeyi ve kanala abone olmayı unutmayın. Sizce Smile'i affetmeli miyim? Yorumlarda yazabilirsiniz. Hepiniz hoşça kalın. Umarım barışmazlar, yoksa çok kötü olacak.